Türk Hava Yolları 349 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'ndan Singapur aktarmalı olarak Avustralya'nın Melbourne şehrine gerçekleştirdiği ilk uçuşla dikkat çeken bir başarıya imza attı. Yapılan ilk uçuşa Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Profesör Doktor Ahmet Bolat ve aralarında Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli'nin de bulunduğu gazeteciler de katıldı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ahmet Bolat, Melbourne seferinin önemine vurgu yaparak bayrağımızın ve markamızın buralara gelmesi apayrı bir mutluluk sağladı. Bu sadece ulaşım kolaylığından ziyade Türkiye bayrağımızı burada görmek gurur verici bir şey oldu bizler için. Biliyorsunuz ki rahmetli Turgut Özal'ın da hayaliydi. Bu hayal bizim dönemimize denk geldi. Bunun için de ayrıca mutluyuz. Tabii bu uçuşlarda şöyle bir süreç var. İşte uçağımız var, pilotumuz var, atlayıp gidelim. Böyle olmuyor tabii ki. İki ülkenin sivil havacılıkları arasındaki bürokrasiyle oluyor. Bu konuda emeği geçen devletimize, sivil havacılık yetkililerimize, Ulaştırma Bakanlığımıza ve Dışişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı. Türk Hava Yolları Avustralya'nın Melbourne kentinde de uçmaya başladı. Uçuş Flyradar 24 üzerinde dünyanın en çok izlenen uçuşu olurken Melbourne'de yaşayan Türk vatandaşları Türk Hava Yolları'nın uçağını bayraklarla karşıladı. Singapur aktarmalı düzenlenecek seferlerle Türk Hava Yolları Melbourne Havalimanı'na uçuş gerçekleştiren tek Avrupalı hava yolu olma özelliğine de sahip olacak. Melbourne uçuşları ile birlikte Türk Hava Yolları uçtuğu nokta sayısını 346'ya yükseltirken kanatlarını da dünyanın 6. kıtası olan Avustralya'ya açmış oldu.